Reha Muhtar dün ölen Hasan Karakaya'nın kumpasla gözaltına alındığı gün Televizyonda genel yayın yönetmenliği yaptığım günlerde Türkiye'de insanların iftiralarla suçsuz yere içeri alınmasının olağan sayıldığını sol dünyanın kitaplarından, romanlarından, hikayelerinden yeterince okumuştum. Biliyordum. Ancak sanki bu olaylar anlatıldıktan 12 Mart, 12 Eylül gibi darbe dönemlerinde kalmıştı. Kitaplaştırıldıkları, romanlaştırıldıkları, öyküleştirildikleri için artık bu uygulamalar Türkiye'de göz göre göre pek yapılamazdı. Saftım, öyle inanıyordum. Hasan Karakaya'yı yakından tanımıyordum fakat yazılarını hiç kaçırmazdım. Polemikçi, sert ve çok akıcı bir üslubu vardı. En zıttım olan görüşleri en muhteşem lezzetle okuduğum yazardı. Hayata görüşlerine yakın olanlar ve uzak olanlar diye hiç bakmayan bir adamdım. Bir arkadaşıma göre siyasi olaylara yakınlığım ve siyasi duruşlardaki tavizsizliğime karşın tamamen apolitiktim. Hasan Karakaya'nın da yazılarını birçok konuda çok farklı düşünmeme rağmen çok lezzetli buluyor, seviyor ve polemikçiliğini takdir ediyordum. Bir akşam üstü haber geldi Hasan Karakaya'yı cinayete azmettirmekten gözaltına almışlardı. Güya Hasan Karakaya Anayasa Mahkemesi'nin o sırada başkan yardımcısı olan Yekta Güngör Özden'i öldürmek için Kasım Genç Yılmaz isimli biriyle konuşmuş ve onu suça azmettirmişti. Hasan Karakaya'yı birebir tanımıyordum. Öldürmeye azmettirdiği söylenen Yekta Güngör Özden ise yakın bir dostumdu. Fakat iddia bana hiçbir açıdan inandırıcı gelmiyordu. Kalemini böylesine şehvet ve ustalıkla kullanan, yazıyı hayatında bu derece içselleştirmiş bir adam cinayet gibi olayların içinde olamazdı. Hayat tecrübem bana bunu söylüyordu. Akit ya da o sıralardaki adıyla Vakit Gazetesi'nin iktidarla ağır meseleleri vardı. Hasan Karakaya da o gazetenin en etkili yazarıydı. Bir kumpas kokusu seziyordum olayda. Bizim haber bültenlerinde hiçbir şekilde yer almasın bu haber dedim. Hasan Karakay'ı tanımıyordum. Olayı bilmiyordum ama sezgilerim kumpas kokusu alıyordu. Ben sezgilerimin kumpas kokusu aldığı bir haberi yapmayacaktım. Gazeteler ve televizyonlar haberi geniş verdiler. Vakit gazetesi başyazarı Hasan Karakay'a cinayete azmettirmekten göz altında diye. Biz tek satır girmedik. Hasan Karakay'a serbest kalıyor. Birkaç gün sonra Hasan Karakaya'yı serbest bıraktılar. Amaç hasıl olmuş, o saate kadar Hasan Karakaya sanki cinayet işlemiş gibi kamuoyunda itibarsızlaştırılmıştı. Serbest bırakıldığı haberi tek sütuna giriyor, televizyonlar tek bir haber olarak geçiyor ve karakter suikasti profesyonelce işleniyordu. Akit gazetesinin yayın politikası ve attığı manşetler ayrıydı. Hasan Karakaya'nın yazıları ayrı. Kaldı ki manşetlerine karşı çıksanız da kimselere bir kumpas yapma hakkına sahip olamazdınız. Bir süre sonra telefonda kendisiyle ilk kez konuşmuş, yazı üslubunu beğendiğimi söylemiş, geçmiş olsun demiştim. Hasan Karakaya'nın Beşiktaş'ı bırakması. Üzerinden yıllar yıllar geçti, dönem değişmiş, AKP iktidara gelmişti. Bu sefer bir zamanlar muktedir olanlar altta kalmaya başlamış, Hayat tersine dönmüştü. Beşiktaş'ta yöneticilik yapıyordum. Hasan Karakaya da sıkı bir Beşiktaşlıydı. Ancak Beşiktaş tıpkı Fenerbahçe, Galatasaray gibi 80 milyonun takımıydı. Radikal laik tavırlarıyla bilinen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de Beşiktaşlıydı. Abdullah Gül de Hasan Karakaya da ben de. Hasan Karakaya o günlerde Ahmet Necdet Sezer'in Beşiktaşlılığını öne sürerek Beşiktaşlılığımı bir süreliğine askıya alıyorum dedi. Sabah gazetesinde yazı yazıyordum. Hasan Karakaya dedim. Beşiktaş 1903'te kuruldu. Kurulduğunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmamıştı. Osmanlı İmparatorluğu vardı. İki devlet üzerinde hayatiyetini devam ettiren bir kulüple şimdiki Cumhurbaşkanı tutuyor diye ilişkini kesmen doğru değil. Sen Beşiktaşlısın hep de öyle kalacaksın. Hasan Karakaya bana yapılan kumpası açığa çıkartıyor. Gün geldi. Benim Hasan Karakaya'ya yönelik kumpası kabul etmediğim günler geçti. Bana yönelik inanılmaz bir kumpas girişimi başladı. 28 Şubat davasının başladığı günlerdi. Şimdi kapanmış olan bir siyasi parti 28 Şubat'ın basın ayağı diyerek bazı gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu listesini Cumhuriyet Savcılığı'na ilettiler. Akit gazetesinde haberi görmüştüm. Birkaç gazetecinin adı vardı. Hiçbir derin güçle ilişkisi olmayan benim ismim bulunmuyordu. Ancak ne olduysa 15 gün sonra o listede suç duyurusunda bulunulan gazetecilerin beşinin adı silindi yerine benim adım kondu. Şaka gibi bir durumdu. Diğer gazetecilerin adı siliniyor, benim adım özenle yerleştiriliyordu. Korkunç bir kumpastı. O günlerde kimin yaptığını bilmiyordum. Neyin döndüğünün de farkında değildim. Çaresiz Hasan Karakaya'yı aradım. Sevgili Karakaya, sizin gazetede o partinin ilk suç duyurusunun belgesi olmalı. Haber sizde çıktı çünkü. Acaba bana o orijinal belgenin bir kopyasını gönderebilir misin dedim. Ne demek dedi. Tabii gönderirim. Biz o belgeyi görüp haberi yaptık. İsimler değişmiş. Seninki konmuş. Acayip bir şeyler dönüyor. Hasan Karakaya belgeyi hemen bana gönderdi. Bugün kimlerin bu kumpası yaptığını 5 senelik çalışmamın sonunda deşifre ediyorum. Maalesef hayatta hiç tahmin edemeyeceğim. Abi dediğim, meslektaş olarak bildiğim, siyasi hiçbir yönü olmayan, salt kişisel mesleki ihtiras ve çıkar amacıyla yapılmış kirli bir suikasti. Beni içeri attırmaya çalışan benim 30 yıl meslektaşım olarak bildiğim birisiydi. Hasan Karakaya bana o gün belgenin orijinalini göndererek yardımcı olmuş, kirli kumpasın karşısında dost bir insanın varlığının sımsıcak etkisini yüreğimde hissettirmişti. Ölümünü duyduğumda yüreğim sıkıştı, sızlamaya başladı. Adam gibi adam Hasan Karakaya. Dost insanların aynı görüşten olmalarının şart olmadığını anlatan en önemli insanlardan biriydi Hasan Karakaya. İyi İn insan olmayla kötü insan olmak arasındaki ayrımın, laiklik, cumhuriyetçilik, muhafazakarlık, İslamcılık, başörtüsü, açık baş, kapalı baş, sıkma baş, fötür şapka ya da bol paça pantolonla ilgisi olmadığını anlatan en müstesna örneklerden biriydi. Beni zindanlara sokmaya çalışan insan ve yakın çevresi güya laikti ya da gazeteci görünüyordu. Bana o sırada yardım elini uzatan adamsa siyasi İslamcı gözüküyordu. Gerçek şuydu. Hasan Karakaya adam gibi bir adam ve iyi bir insandı. Dostluğunu hiçbir zaman unutmam. Allah mekanını cennet etsin. Allah rahmet eylesin. Reha Muhtar Vatan